بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah'ın selatı, selamı, bereketi Peygamberimiz ve pak temiz ehli üzerine olsun. Geçen hafta huzurlarınıza temel inançlarımızın beşincisi olan me'at konusuna değindik. Me'adın öldükten sonra dirilmek, kıyamet günü cennet ve cehennemin hak olduğuna inanmak olduğunu arz etti. Bu haftaki konumuzda ise berzah alemi ve ruhların toplandığı yerlere değineceğiz. İnsan öldükten sonra ilk adım attığı âlem berzah âlemidir. Berzah kelimesi Arapça bir kelime olup sözlükte iki şey arasında vaki olan ve onların birbirine kavuşmasına mani olan perde ve engellere denilmektedir. Berzah bu dünyayla ahiret hayatı arasındaki kıyamete kadar bütün insanların ruhlarının toplanacağı ölüm ve haşr arası ara bir bölgedir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, ayet-i kerimeye baktığımızda bazı ayetler açık ve net bir şekilde bazıları ise ima yoluyla insanın ölümüyle başlayıp kıyamete mahşere getirilinceye kadar sürecek olan berzah hayatına değinilmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Hatta iza ca'a ahaduhumul mevtu Qalu Rabbir ci'uni. Onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki, Rabbim bizi geri döndür. Ayetin devamı bu talebin, bu arzunun geriye dönme nedenini şöyle açıklıyor. لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Belki geride bıraktığım, yapmadığım, gafil olduğum, Unuttuğum salih ameller, iyi işler yaparım. Bunların samimiyetsizliğini ayetin devamı şöyle açıklıyor. Kella innaha kelimetun huve qailuha. Hayır, bu onun söylediği bir laftır, boş bir sözdür. Laftan sözden öteye bir şey değil. Peki niye bu talep ve arzuda bulunuyorlar? Bunların korkusu berzah alemindendir. Ayetin son bölümü şöyle buyuruyor. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْضَغُنْ اِلٰى يَوْمِ يُبْأَثُونَ Onların gerisinde tekrar diriltilecekleri güne kadar süreç olan berzah vardır, berzah alemi vardır. Korkuları berzah alemindendir. Hadislere baktığımızda ehli beyt imamlarının dostları ve taraftarlarına da buyurduğu açık ve net bir şekilde berzah aleminden korkun. Bizim berzah aleminde size hiçbir faydamız, yararımız dokunmayacaktır buyurmuşlar. Berzah hayatıyla ilgili ister ehli beyt kaynaklı olsun, ister ehli sünnet kaynaklarında olsun, birçok hadis naklolunmuştur. Bizler konuya aydınlık getirmek için hadislerden bir birkaçını zikretmekle yetineceğiz. İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam'a berzah nedir diye sorulduğunda İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Berzah ölümden kıyamete kadar devam eden bildiğiniz Kabir alemidir. Hadis-i şerifte kabir âleminin, kabirin de bir berzah olduğu naklolunmuştur. İshak el Cevzi şöyle diyor, İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselatü vesselama muminlerin ruhları nerededir diye sordum. İmam aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, muminlerin ruhları cennet evlerindedir. Cennet evlerinde, cennet yemeklerinden yerler içeceklerinden içerler birbirlerini ziyaret ederler ve Allahu Azze ve Celle'ye şöyle yalvarıp yakarırlar Rabbimiz kıyameti getirip de bize vaat ettiğin güzellikleri gerçekleştir Ravi şöyle diyor. İmam Aleyhisselatü Vesselam'a ey peygamberin evladı peki kafirlerin ruhları nerededir diye sordum. İmam şöyle buyurdu. Onların ruhları da cehennem odalarındadır. Onlar onun yemeklerinden yerler, içeceklerinden içerler, birbirlerini ziyaret ederler, görürler ve şöyle yalvarıp yakarıp feryat ederler. Rabbimiz kıyameti getirerek bize vaat ettiklerini gerçekleştirme. Ruhların toplandığı yer konusu merak edilen, sık sık sorulan sorulardan birisidir. Ehlibeyt kaynaklı hadislere, Peygamberimizden nakl olunan hadislere baktığımızda Dünyanın her yerinde ölen insanların ruhlarının, müminlerin, özellikle müminlerin ruhlarının Vadi-i Selam denen yerde toplandığını görmekteyiz. Vadi-i Selam Irak'ın Necef şehrinde Emir Ali Müminin İmam Ali'nin türbesinin yanındaki dünyanın en büyük mezarlığı mezarlığının adıdır. Muminlerin ruhları burada toplanmaktadır. Bu kutsal, bu mukaddes mekanda, vadi selamda peygamberler, evliyalar, salihler ve muminler, müçtehitlerin mezarları bulunmaktadır. Muminlerin ruhları vadi selamda dünyada yaptıkları güzelliklerden, dünyadaki salih amellerinden dolayı orada mükafatlandırılıp orada nimetlendirilmektedir. Orada güzelliklerle iç içedirler. Ve yine günahkar ve kafirlerin ruhları da Yemen'de Bereüt denen ıssız, kurak, hiçbir otun bitmediği bir çölde toplandığını görmekteyiz. Mumin olmayan, dünyada ehli beytten, Kur'an-ı Kerim'den, ilahi emirlerden yüz çevirmiş, şeytan ve şeytanın ordularına tabi olmuş kafirlerin ve insanların ruhları ise Yemen'deki Bereüt çölünde toplandığını görmekteyiz. Günahkarlar ve kafirlerin ruhları ise dünyada yaptıkları isyanlardan, dünyada yaptıkları kötülüklerden dolayı orada cezalandırılıp orada azap içerisinde olmaktalar. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ve وَعَشِيَّنْ Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Hakikatta Ehl-i Beyt vesselamın korktuğu o berzak alemi gerçekten de müminlerin cenneti kafirlerin ise cehennemidir. Ehli beytin çekingesi çünkü berzah aleminde ehli beyt vesselam'ın ve da şefaat izni yoktur. Orada insanlar yaptıklarıyla baş başa kalacaktır. Allah Azze ve Celle bizleri ilahi emirlere tabi olup ehli beytin buyruklarıyla hareket eden salih mümin kişilerden karar kılsın. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته